Yeni bir günden ve bayram sabahından hepinize günaydın. Ben bugün saat 9.30'da kalktım. Saat şu anda 10.30 oldu. Sarmayı ocağa koydum. O 2 saat ya yani 1,5-2 saat gibi pişer. Saat 12 gibi kahvaltı yapalım diye düşündük. 12 de olabilir, 12.30, 1 de olabilir. Tam emin değilim. O yüzden şimdi ben yavaş yavaş sakin sakin hazırlanacağım. Gece buraya ben çamaşırları asmıştım. Şimdi çamaşırları toplayacağım, kurumuşlar. Bayağı rüzgar vardı gece, o yüzden güzel kurumuşlar. Ayakkabılar da aynı şekilde kurudu. Pek bir işim kalmadı, sadece bulaşık makinemi yerleştireceğim. Sonra da artık kendim hazırlanırım, arası hazırlarım ve kahvaltı hazırlıklarına başlarım. İlk önce hazırlanacağım ama. Diğer türlü çünkü geçe kalabiliyor, yani eğer hazırlanmazsam kahvaltı hazırlıklarına dalıp hazırlanmayı unutuyorum. O yüzden ilk önce güzelce bir bayram sabahına yakışır bir şekilde seslenip isteneceğiz Aras'cığımla. Öyle işte. Eşim şu an uyuyor. Aras uyandı. O da mutfağında oynuyor şu an. Merhaba. İyi bayramlar. Benim annem bu. Benim annem canım. Hadi mutfağın nerede senin? Anneciğim. Canım benim. Ben Aras'a şöyle yumurta hazırladım. Biberli yumurta ve meyve suyunu hazırladım yine. Çünkü karnı acıktı. En azından onu yer. Ben de o arada hazırlana dururum. Ben bayrama hazırım. Güzelce saçımı yaptım ama saçımı topladım şimdi kahvaltı hazırlayacağım için. Böyle bluzumu giydim. Altıma da yırtmaçlı eteğimi giydim şöyle. Aras'cığım da hazır orada. Ama kıyafetleri giyince dışarı çıkacağım sandı. O yüzden birazcık bana sinirli. Ben de ona Ozmo verdim. Öylelikle sakinleşti. Şimdi sarmam pişti. Ben o arada hemen bir bulaşıklarımı yerleştireceğim. Hem makine dolu hem de dışarısa öyle. Hepsini yerleştireyim. Sonra çamaşırlarımı toplayayım. Sonra da kahvaltımı hazırlayayım. Ve bayram soframıza oturalım inşallah. Dışarıdaki çamaşırları topladım. Sadece onlar kurumamış. Onları geri astım oraya. Burada her yer tertemiz. Arası sarma koydum ama yemek istemedi. Sarmam da pişti bu arada. Çok güzel oldu. Ben de kahvaltılıkları hazırlamaya başladım. Arkadaşım da börek yapıp getirecek sağ olsun. Onları da şu büyük tabağa koyarım. Börekleri. Altına da patates kızartması koyacağım. İşte sucuk falan yapacağım. Bakalım güzel bir sofra olur inşallah. Buraya da ütüyü çıkarttım. Eşimin ütülenecek tişörtleri var. Onların hepsini bir hızlıca ütüleyeyim. Sonra artık başka bir işim kalmıyor inşallah. Ütüm de bitti. Hepsi çok güzel oldular. Artık mutfağa gidebilirim. Biz kahvaltımızı yaptık. Sonrasında arkadaşımla bulaşıkları hallettik. Şimdi ben hemen bir sucuk tavası vardı. Bir de sarma tenceresi vardı. Onları yıkacağım. Her şeyi tertemiz yaptık çok şükür. Mutfakta bir şey kalmadı onun dışında. Ben birazdan yani dana olduğu için çok fazla et ve kemikli et geldiği için eşim sığmaz dedi. Ayarla güzelce dolaplarını, ona göre dedi güzel yerleştirelim. Ben de o yüzden şimdi hemen derin dondurucularımı boşaltacağım. Önce o tarafı boşaltıp buraya getireceğim. Hepsini buradaki dolaba yerleştirmeye çalıştıracağım. Bakalım sıkıştıracağız artık bir şekilde. Zaten burası çok aşırı dolu değil. Ben kışlık hazırlığından dolayı çok bir şey almıyorum bu sıralar. Buralara yerleştiririm diye. Bir de şurada şöyle saklama kaplı olanlar falan var. Bunların hepsini birazdan halledeceğim.
Diğer tarafı da göstereyim. Aslında diğer taraf çok düzenli olmuştu ama artık etler tamamen donunca yeni bir düzen yaparım bakalım. Burası da şöyle. Burada işte kurabiyeler falan vardı. Buraya da yeni aldığım şu bezelyeleri işte. Mısırları falan koydum. Buraya da işte kalan ekmektir, sucuktur, onlar falan var. Bakalım bunun hepsini boşaltacağım şimdi güzelce. Ama önce bir üstümü değiştireyim. Bayağı bir sıcak bugün hava. Bunaltıcı bir sıcak var. Önce bir üzerimi güzelce değiştireyim. Şu tavamı, tenceremi yıkayayım. Mutfak tamamen bir arınsın. Ondan sonra artık en son güzelce buzluklarımı, derin dondurucumu boşaltırım. Çünkü et geldiği gibi hemen başlamayız büyük ihtimalle. Yani akşam yaparız diye düşünüyorum. Hemen 2-3 saatimizi alırsa bilmiyorum. Yani ne kadar süreceğini de bilmiyorum şu an. Hiç daha önce biz büyük hayvan kesmedik. Hep küçük hayvan kesiyorduk ama şimdi de bir deneyelim dedik. Yani hem et açısından düşündüğünüzde bütün sene boyunca yiyeceğiz. Hem de şey olarak da fiyatları çok artmış. Her şeyin fiyatı arttı tabii. Onun da artması normal. Öyle işte bakalım. Şimdi ben hemen bir hızlıca üzerimi değiştireyim. Sonra işlere başlayalım. Telefon görüşmeleri falan yaptık. Babamlar aradılar. Onlar ablamlara gitmişler. Aseli falan gösterdi. Öyle bayramlaştık onlarla. Kayınvalidemlerle konuştuk. Kayınvalidem de bugün bu arada 7'de biniyor trene. 9'da burada olacak. Bodrum'da hallediyoruz kurbanımızı bu arada. Aşağıya iniyoruz güzelce. Halımızı seriyoruz. İşte masamızı, her şeyimizi kurup orada bütün... Oy bu ses ne? Bütün işte eti, kemiği, her şeyi orada halledip buraya getiriyoruz. Getirdikten sonra da eşim kıyma yapmaya götürüyor genelde. Kıyma çektiriyor. Ondan sonra da onu güzelce poşetleyip dolaba koyuyoruz. İşte böyle birkaç senedir biz de güzel tecrübe edindik. Arasçım da aşırı huysuz. Yani yaklaşık 2 saattir falan çok huysuz. Asel neredesin? Asel biz seni çok özledik de. Nasıl konuşuyor? Asel yapıyor. Nasıl yapıyor? Asel öyle mi öpüyorsun? Seni yerim seni. Uykusu geldi galiba. Aslında Aras uyusa da ben öyle yapsam işlerimi çok güzel olur. Bakalım uyursa Aras'ı uyuturum. Uyumazsa da artık böyle tepemde gezinir. Ben bir yandan iş yapmaya çalışırım bakalım. Şimdi ben buzluğun yanına geldim. Hemen hızlıca bunun içini boşaltacağım. Diğer tarafa götüreceğim. Derin dondurucuyu boşalttım. Şimdi güzelce bu rafları falan çıkartacağım. Şu kenarlardaki karlarını falan şöyle bir kazıyacağım. Onun kazıma aleti var bende. Onu hemen kazıyayım. Şimdi çıkaralım. Çünkü birazcık karlanma olmuş ister istemez. Güzelce tertemiz yapayım. Şunları çıkaralım. Isınsın hem. Şunlar eğer şu anda sıcak su değilsem çatlayabilir cam olduğu için. Güzelce içini boşalttım. Bütün rafların çekmecelerini çıkardım. Şimdi burayı kapatacağım. Şunları güzelce yıkayacağım. Yani şimdi et durumuna bağlı. Şu an bunları yerleştirsem de bir faydası yok. Çünkü et bütün mü gelecek yoksa çekmecelenecek şekilde mi gelecek bilmiyorum. İlk önce ben hemen şunun içini güzelce karlarını kazıyım. Ondan sonra da çekmecelerini yıkayacağım. Ne kadar karlanmış. Bunun derecesiyle oynuyor Aras. Bazen oraya gidiyor onunla çeviriyor. Herhalde ondan oldu. Bu kadar çok derecesi yüksek değildi çünkü. Ben 1'de kullanıyorum. Yoksa 2'de falan buz oluyor yani her şey.
Şuraya bir kazma daha yapacağım. Bir de tepelere bakmam lazım ama tepeler çok güç istiyor ya. Şimdi eşimi aradım. Tesadüfen dedim yani ne zaman geleceksin? Onlar şey gitmişlerdi, kurbanın kesileceği yere bir bakalım bakalım. İşte nasıl kesiyor falan diye gidelim demişlerdi. Gitmişler ama kurbanımız kesildi dedi. Ben gerçekten şaşırdım. Normalde yarın kesilecekti. Ama bugünden kesilmiş. Hem de dinlenmiş olur, iyi olur. Ama henüz daha net bir şey söylemedi. Ne olacak, nasıl yapacağız, ne zaman gelecek, ne zaman etleri getirecek onu bilmiyorum. Bakalım. Ay bir eşim arıyor. Hemen bir onunla konuşayım. Tekrar geri döneyim. Evet eşim aradı tekrardan. Dedi ki yani bugün kesildi diye hemen bugün getireceğiz gibi düşünme dedi. Şimdi hem bizim hissemiz hem kayınvalidemlerin hissesi olunca yani derin dondurucuma sığmaz zaten benim. O da öyle düşünmüş. Yani hem dedi bugün getirsek bile bir şey olmayacak. Dolabın içine durması lazım. Dinlenmesi gerekiyor. Daha rahat olur dedi. Onların büyük buzlukları varmış. O yüzden onlara koyacağız dedi. Orada da işte üzerine kağıt falan yapıştırıyorlarmış. Bugün orada dinlenecek, yarın gelecekmiş. Yarın da artık bütün gün inşallah hallederiz. Ben işte Aras'cığım o zaman yani kayınvaliden bugün geleceği için Aras'ı uyuturum. Eşimle bir aşağıya ineriz güzelce. Halımızı sereriz, soframızı kurarız. En azından yarın sabah hiç onlarla uğraşmayız. İşte poşetlerimizi, bıçaklarımızı, her şeyimizi tam takım koyarız. Şurada da bıçaklar var. Onlara baktım şimdi. Bıçakları da eşim bilettirdi zaten bir gün önceden. Onları da hallederiz. İnşallah yarın çok dolu dolu, etle dolu bir gün olur. Şimdi ben hemen buzdolabının şeylerini, çekmecelerini yıkamaya devam edeyim. Normalde şu saklama kaplarını falan yıkıyordum. Bunlarda kurabiye vardı biliyorsunuz ama kurabiyeleri mecburen poşete koymak durumunda kaldım. Çünkü buzluk almadı. Şimdi hızlıca buzluğu da temizleyeceğim. Yani üstün körü bir yerleştirdim her şeyi ama bayağı karışık ve maalesef sığmadı yani. O yüzden hemen hızlıca oraları bir yerleştireyim. En azından biraz daha boşluk yaratmak istiyorum orada ki hepsi sığsın rahatça diye. Eşim şimdi ciğerleri getirmiş. Burada ciğer, yürek ve böbrek varmış. Onları hallediyor. Arkadaşlarımız da gelecekler. Onların hissesi de burada. Eşim dolaba baktı ama sığmayacağını söyledi. O yüzden ben hemen hızlıca şuraları zaten çektim ama yine de göstereyim. Şöyle tıka basa doldurdum artık. Yani ne nerede bilmiyorum şu anda. Soktum her şeyi her yere. Şunlar da aynı şekilde böyle sıkıştırdım. Bir tek burada dondurmalar var. Belki dedim akşam yeriz dondurmaları. Sığar inşallah bakalım. Yarın artık bakacağız sığacak mı sığmayacak mı. Buraları da halletmiş oldum. Şunları yıkadım ama şunu yıkayamadım. Çünkü buralar doldu. İşte buraya pirinç ıslattım. Yine arkadaşlarımıza falan götürürsek diye yani bekar olan arkadaşlarımıza. Öyle pilavla ciğer var bugün menüde yani. Bakalım. Burada daha iki hisse daha var. Hadi bakalım. Kolay gelsin.
Saat 12.30'a geldi. Aras'cığım bugün 11'de uyudu. Güzelce yemeğimizi yedik. Sonrasında çay falan içtik. Bugünü de böyle geçirdik. Kurban Bayramı'nın ilk günü bitti bile. Yarın ikinci gün ve bizim için yorucu geçecek. O yüzden ben dinlenmeye geçiyorum artık. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.